Sevgili dostlarım merhaba, bir videomuzda daha beraberiz. Sevgili dostlarım, bizleri takip edenler bilecektir. Çocuk nerede doğarsa doğsun, ister Türkiye'de ister Almanya'da doğsun. Ama Almanya'da 1.1.1992'den önce doğan çocuklar için annelerimiz eğer Almanya'da çocukları 2,5 yaşına kadar yetiştirmişler ise o zaman bunlara Almanya bir çocuk yetiştirmeden dolayı sigortalılık süresi veriyor ve eğer 60 ayı dolduruyorsa bu süre kendilerine de emekli aylığı hakkı tanıyor. Tabii ki yaş şartı kademeli olarak doğum tarihlerine göre 65 ve üstüne geldiklerinde ve bu birimleri de devlet ödüyor. Kendileri bir kuruş, bir sent bile ödemiyorlar. Bunları sizinle paylaşmıştım. 1.1.1992'den sonra doğan çocuklar için ise 3 yıl veriliyor ve yine primini de devlet ödüyor. Bunları da ayrıntılı olarak birçok videomuzda sizinle burada paylaşmıştık. İşte bu 92 öncesi doğan çocuklar için 30 ay, 92 sonrası doğan çocuklar için ise 36 ay sigortalılık süresi veren ve kendilerine emeklilik hakkı doğuran biz buna halk arasında müterrente annelik emekliliği diyoruz ama bunun kanundaki ismi yasal yaşlılık aylığı yani Regel Alters Rente'dir. Bunları da paylaşmıştım ayrıntılı olarak sizlerle. Fakat burada şöyle soru geliyor. Bu annelik emekliliği diyoruz. Fakat bu süreler babaya da devredilemez mi? Babanın yetiştirmesinden dolayı bu süreler, bu çocuk yetiştirme süreleri babaya tahsis edilip ona da bir emeklilik hakkı doğuramaz mı? Özellikle de Türkiye'den şunu soruyorlar. Ya eşim evet baktı ama eşim işte biz Türkiye'ye kesin dönüş yaptık. Eşim vefat etti. Acaba bundan dolayı ben kendi adıma başvurup bu süreleri alıp erkek olarak, baba olarak bunlardan dolayı ben de bu yaşlılık aylığına hak kazanabilir miyim diye soruyorlar. İşte bu videomuzda bu çocuk yetiştirme sürelerinin anneye değil de babaya devri, tahsisi mümkün müdür, değil midir? Bunu ayrıntılı olarak sizinle inceleyeceğiz. Videomuz başlıyor. Videonun hemen başında söyleyeyim ki bu konu gerçekten de çok ayrıntılı. Kanunlar çeşitli dönemlerde devamlı değiştiği için ayrı ayrı haklar söz konusu. Ama prensip olarak şunu söyleyebiliriz. Evet, babaya da devredilebilir. Babanın adına da yazılabilir bu süreler. Ona da hak kazandırabilir. Ama bunların dediğim gibi çeşitli dönemlerdeki kanun değişikliklerinden dolayı işte doğrudan mı babaya yazılacak, ortak beyanla yazılabilir mi, yazılamaz mı, annenin vefatı halinde yazılır mı, yazılmaz mı? Bunlar hep döneme göre değişiyor. Onun için videomuz biraz uzun olabilir. Lütfen sabırla dinlerseniz bunu geniş şekilde ki elimden geldiğince de kısaltarak sizinle paylaşmak istiyorum. Sizi mevzuata boğmadan şunu anlatayım. 1.1.1992 öncesi doğan çocukların bu çocuk yetiştirme sürelerin babaya devriyle bu tarihten sonra yani 92 sonrası doğan çocuklar için her ne kadar mevzuatta ayrık düzenlemeler var ise de genelde ortaktır ama ben bu videoda sizlere 1.1.1992 özellikle Türkiye'ye kesin dönüş yapmış işte 84, 85, 86'larda dönüş yapmış annelerimiz, ablalarımız, amcalarımız, babalarımız için imkanları özetlemeye çalışacağım. Çocuk yetiştirme süreleri o dönemdeki Alman İmparatorluk Sigorta Kanunu dediğimiz Reichsversicherungsordnung dediğimiz bu kanunun 1227 A maddesiyle getirilmiştir. Yani 1.1.1986'dan önce böyle bir çocuk yetiştirme süreleri söz konusu değildir. O nedenle 31 Aralık 1985'e kadar yetiştirilen çocuklar. Çünkü ondan sonra böyle bir düzenleme yapılmıştır. O zamanki kanuna göre işte anne babaya diyordu ve 12 ay bu çocuklar için yetiştirme süresi tahsis edilebiliyordu. Ancak çeşitli dönemlerde dediğim gibi kanun değişikliği olduğu için bu tarihten önce yetiştirilen çocuklar veya bu tarihten 31 Aralık 1991'e kadar doğan çocukları yetiştirmelerde
ki bunlara 30 ay veriliyor 2019'daki kanun değişikliğiyle. Evet, bu çocuklar için eğer eşler 31 Aralık 1996'ya kadar başvurmuşlarsa, o zaman böyle bir süre konmuştu, o zaman babaya doğrudan tahsisi mümkün idi. Bu kural aynı zamanda 31-12-1996 tarihine kadar vefat eden anne babadan birinin hayatta kalan diğer eşinin 31 Mart 1997'ye kadar tek taraflı başvurması halinde kendi adına tahsisini isteyebiliyordu. 31 Aralık 1985 tarihine kadar vefat eden anne vefat etmişse, baba halen bugünkü mevzuata göre, yani Alman Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 6. kitabının 249. maddesinin 6. fıkrasına göre, hala eğer anne 31 Aralık 1985'ten önce vefat etmişse tek taraflı başvurup bu 85'ten önce yetiştirilen çocuklar için kendi adına kaydını isteyebiliyor, tahsisini isteyebiliyor ve eğer süreyi dolduruyorsa 60 ayı ve yaş şartını da yerine getirmişse bu babaya da yasal yaşlılık emeklilik aylığı bağlanabiliyor. Aynı zamanda o dönemdeki düzenlemeye göre bu 31 Aralık 1985 ile 31 Aralık 1991 arasında doğan çocuklar için eşler emeklilik kurumuna ilk 3 ayda, yani doğumdan itibaren ilk 3 ayda başvurduklarında, ortak beyan verdiklerinde de bu süreler babaya tahsis edilebiliyordu. Fakat geldiğimiz gün itibariyle baktığımızda demin bahsettiğimiz bu başvuru süreleri kalmamıştır. Yani geçmiştir ve daha sonradan da kanun değişikliklerinde bu süreler uzatılmamıştır. O günden sonra ki 16 Aralık 1997 ile 30 Ağustos 2000 tarihinde Federal Sosyal Mahkemesi'nin verdiği içtihatlara kadar Alman emeklilik kurumları şöyle diyordu. Evet, burada süre kalmamıştır, ancak eşler anne baba birlikte başvurur ve babanın adına tahsisini isterlerse ancak bu şekilde bir tahsisat yapılırdı, ama beyan verilmemişse bu süreler doğrudan annenin adına kaydedilir diyorlardı. Bu şekilde uygulama yapıyorlardı. Ancak Federal Sosyal Mahkemesi, yani Bundes Sosyal Gericht, bu söylediğim iki içtihadında dedi ki, hayır, böyle olmaz. Siz doğrudan anneye yazamazsınız. Çünkü Alman Anayasası'nın 3. maddesine göre cinsiyet ayrımcılığı yapamazsınız. Kanunlar önünde herkes eşittir. Cinsiyet farkına bakılmaz. Ondan dolayı babaya da tahsis imkanı verilmesi gerekir diye bir yorum yaptılar. Evet, bu durumda eğer verilmemişse veya bu kanuni süreler geçirilmiş ise, o zaman şu anki uygulamaya göre babaya tahsisat yapılabilir. Ancak ortak beyan verilmemişse, o zaman baba tek başına bu başvurduğunda doğrudan bir tahsisat yapılmaz bu çocuk yetiştirme süreleri. Ancak Alman Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 6. kitabının 56. maddesinin 2. fıkrasına göre diyor ki, ağırlıklı yetiştirme hükümleri uygulanır bunun için. Biraz sonra geleceğim, bu ne demektir? Evet, buna göre bir tahsisat söz konusu olabilir babalar için. Çünkü ayrımcılık, yani cinsiyet ayrımcılığı bu şekilde ortadan kaldırılmıştır. Geldiğimiz son durum itibariyle uygulama bu şekildedir. Eğer demin belirttiğim sürelerde başvurulmuşsa ve baba adına tahsisat yapılmışsa, tabii ki o dönemlerde 12 aydı. Daha sonra 2014'te bu 24 aya çıkarıldı, bu 92 öncesi doğan çocuklar için. Daha sonra da bu süre 30 aya çıkarıldı. Evet, o dönemde 12 ay, bu dönemde tabii ki 30 aya çıkarılmış oldu her çocuk için. Bu tahsisat yapılmışsa, yani süresinde başvurulup yapılmışsa, bunlar hariç bir de 31 Aralık 1905'e kadar vefat etmişse anne, baba da tek taraflı bugün için başvurup kendi adına tahsisatını istiyor. Bu iki durum dışında ne yapılacak? O zaman baba tek başına başvurabilir, ama objektif kriterlere göre Alman Emeklilik Kurumu, Alman Sosyal Güvenlik Kanunu 10. kitabının 20. maddesi gereğince rehsen bir inceleme yapar. O zaman
kendisi belirler. Baba bunu ağırlıklı olarak çocuğu yetiştirdi mi, yetiştirmedi mi? Buna bakar. Kısacası bunu söyleyebiliriz. Peki ben bu konuyu daha iyi anlatabilmek için bir örnek vereceğim ve bu örnekteki ihtimalleri sizinle paylaşacağım. Konu daha iyi anlaşılsın diye. Diyelim ki 1969 yılında Davut Bey Almanya'ya iş göçü sözleşmesi gereğince geliyor. İşçi olarak geliyor ve 1970'te de hanımı Zeynep Hanım'ı da getiriyor. Zeynep Hanım Almanya'da ikamet ederken 1971, 1975 ve 1979'da 3 çocuk dünyaya getiriyor ve bu çocuklara ortak, ailecek babayla birlikte bakıyorlar. Baba Davut Bey ise bir firmada işçi olarak tam zamanlı çalışıyor. Zeynep Hanım ise zaman zaman çalışmıştır. Bunun dışında çocuklara bakmıştır. Bu aile hep birlikte, tabii ki Davut Bey, Zeynep Hanım ve çocuklar birlikte ikamet ediyorlar Almanya'da ve 1984 yılında hepsi Türkiye'ye kesin dönüş yapıyorlar, birçoğunun yaptığı gibi. Kesin dönüş yaptıktan sonra 1985 yılında da hem Davut Bey hem de Zeynep Hanım Almanya'daki işçi katkı paylarını prim iadesi olarak çekip alıyorlar. Ve kendileri Almanya'daki sigortalılık sürelerini de tasfiye etmiş oluyorlar. Yani sıfırlamış oluyorlar. Gördüğünüz gibi burada doğan çocuklar 31 Aralık 1985 öncesi doğmuşlar ve Almanya'da bu tarihten önce bakılmışlar. Şimdi gelelim ihtimallere. Birinci ihtimalimiz. Zeynep Hanım Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra 1985'te primlerini alıyor ama Allah uzun ömür vermiyor. Aynı yıl kendisi vefat ediyor. Bu durumda Davut Bey, demin de söylediğim gibi Alman Sosyal Güvenlik Kanunu 249 Taksim 6. maddesi gereğince Zeynep Hanım 31 Aralık 85'ten önce vefat ettiği için bugün bile 2023'te, 2024'te, 2025'te, 2026'da ne zaman isterse başvurabilir. Doğrudan bu çocukların çocuk yetiştirme sürelerini kendi adına tahsis ettirebilir. Çünkü kanun bu konuda hala açıktır. Eğer yaşını da doldurmuşsa kendisi Davut Bey doğum tarihine göre, o zaman Almanya'dan müterente demeyelim de faterente olur o zaman. Bu şekilde yasal yaşlılık emeklilik aylığı alabilir. İkinci ihtimalimiz ise Zeynep Hanım hayattadır ve Davut Bey Alman Emeklilik Kurumu'na başvurarak 1993 yılında kendi adına, Zeynep Hanım'ın adına değil de kendi adına çocuk yetiştirme sürelerinin tahsisini istiyor. Zeynep Hanım da buna okey diyor. Yani ortak bir beyan vermiş oluyorlar. İşte o dönemdeki kanuna göre, ki bu çocuklar için demin de söylemiştik, 31 Aralık 1996'ya kadar eşlerin birlikte başvurması halinde çocukların yetiştirme süresi babaya tahsis edilebiliyordu ve ediliyor da. 93'te başvurduğu için, kanuni süre içerisinde başvurduğu için Davut Bey'in adına bu çocuğun yetiştirme süresi kaydediliyor ve o zaman tabii ki 12 aydır her çocuk için, 3 çocuk için ise 36 aydır. 2014'te bu süre 24 aya çıkarılmıştır her çocuk için. Dolayısıyla 72 ay yapıyor. 72 ay 2014 itibariyle düşünürsek, kendisi de yaşını doldurmuşsa o zaman başvurup kendisine Regel Altersrente dediğimiz yasal emeklilik yaşlılık aylığı bağlanabiliyor. Üçüncü ihtimalimize gelirsek, çocuk yetiştirme sürelerinin tahsisatı konusunda eşler hiçbir beyanda bulunmuyor. Davut Bey de Zeynep Hanım da hiçbir beyanda bulunmamışlar. Ama Zeynep Hanım 1996'da vefat ediyor. Bu durumda baba başvurabilir mi? Yani Davut Bey başvurup alabilir mi? Evet, 96'da vefat etmiştir. Davut Bey şayet o günkü kanuna göre 31 Mart 1997'ye kadar başvurursa, çünkü 31 Aralık 1996'ya kadar vefat etmesi halinde diyordu o zamanki kanun, bu tarihe kadar 31 Mart 1997'ye kadar başvurması halinde yine tek taraflı başvurusunda kendi adına bu süreleri, çocukların yetiştirme sürelerini kaydettirebiliyor.
Ve bununla da 60 ayı dolduruyorsa işte dediğim gibi o 12 ay 24 aya çıkarıldı, 30 aya çıkarıldı hangi dönemdeyse ve yaş şartını da yerine getiriyorsa ki 60 aydan fazla yapıyor o zaman emekli aylığına hak kazanabiliyor. Dördüncü ihtimalimiz ise eşler hayattadır. 2023 yılına kadar eşler herhangi bir ortak beyanda bulunmamıştır ve Davut Bey 2023'te V0800 yani çocuk yetiştirme sürelerinin tespiti için formunu dolduruyor, başvurusunu yapıyor ve Zeynep Hanım da bunu kabul ediyor. Bu durumda kabul edilir mi Davut Bey'in başvurusu? Evet, kabul edilebilir. Çünkü Alman Emekli Kurumu buna bakmıyor. Demin söylediğim gibi ortak beyan verilmişse babaya tahsis edilebiliyor ama verilmemişse anneye tahsisatından vazgeçmiştik bu yargı içtihatlarından sonra verilebilir. Ancak şöyle bir durum var bu durumda. Eğer dosyada bir çelişki varsa yani annenin ve babanın verdiği beyanlar arasında bir çelişki varsa veya dosya içeriğiyle işte Davut Bey'in çalışma durumu vesaire bunlarla ilgili bir şüphe oluşursa Alman Emeklilik Kurumu, Alman Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 10. kitabının 20. maddesi gereğince re'sen bir inceleme yapabilir, yeniden inceleyebilir bu konuyu. Ama genelde bu konuda sorun çıkmıyor. Eğer ortak beyan verilmişse, 2023'te de verilse, babanın adına tahsisat eşler hayattayken mümkün. Ama bunu neden yapacaklar? Ben bunu anlamış değilim. Annenin adına yapılsa daha kolay olur ve daha anne de rahatlıkla müterrente dediğimiz annelik emekliliğini alabilir. Ama böyle bir imkan var mı? Var. Bu şekilde yapılabilir. Gelelim 5. ihtimalimize. 5. ihtimalimiz de yine eşler 2024'e kadar diyelim 2025, 2026 fark etmez. Bugüne kadar hiçbir beyanda bulunmamışlar. Yani ortak bir beyanları yok. Ama Zeynep Hanım bu sefer 2006'da vefat ettiğini düşünelim. 2007'de vefat ettiğini düşünelim. O zaman ne olacak? Davut Bey tek başına başvurabilecek mi? Evet, başta da anlattığım gibi Davut Bey bunu tek başına başvurup doğrudan kendisi adına tahsisini isteyemez. Yani böyle bir tahsisat yapılmaz. Çünkü o süreler geçmiştir artık. O dönemler geçmiştir. Fakat burada başvuru yaptığında doğrudan olmasa bile bir inceleme neticesi bu tahsisat yapılabilir. Neye göre? Alman Sosyal Güvenlik Kanunu'nun 6. kitabının 56. maddesinin 2. fıkrasındaki ağırlıklı yetiştirme kriterlerine bakar Alman Emeklilik Kurumu. Bu ne demektir? Ağırlıklı yetiştirme, biliyorsunuz çocuğun yetiştirilmesi aile içerisinde veya işte eşler ayrıysa tabii ki eşler ayrı ayrı yetiştirirler. O durum için söylemiyoruz ama biz kendi örneğimizdeki ortak yetiştirmeden bahsediyoruz. Bu çocukların ortak yetiştirilmesi gerekiyor. Yani hem anne hem baba tarafından ama bunlardan hangisinin daha ağırlıklı yetiştirdiğini, çünkü çocuğu hem zihinsel hem fiziksel hem de sosyal olarak yetiştirilmesi gerekiyor bu çocukların. Bu eşlerden hangisi daha çok katkıda bulundu ki ağırlıklı yetiştirmeyi biz Davut Bey lehine düşünebilelim. İşte burada yani 56. maddenin 2. fıkrasındaki bu ağırlıklı yetiştirme tabiri şöyle tarif ediliyor. Diyor ki ailenin yetiştirilmesi ki birçok yargı kararlarında da bu zikredilmiştir. Ailenin içerisinde çocukların yetiştirilmesi yani bunlar için çocukların yetiştirilmesinde kim hangi görevi alacak, ne kadar zaman harcayacak, nasıl ilgilenecek vesaire. Bu anne babaya aittir. Ki Alman Anayasası'nın 6. maddesi ve Alman Medeni Kanunu'na göre bu böyledir. Anne babaya aittir ve bu aile içidir. Ailenin içini de biz tespit edemeyiz. O zaman objektif bir kriter yani tarafsız bakacağımız deliller olmalı. Çünkü ailenin içerisine girip bunu tespit etmemiz mümkün değil. Evet, ailenin içinden biri bunu söyler. Ama diğer delillerle bunun desteklenmesi gerekir. Objektif kriterlerle. Burada Davut Bey söylüyor, tabii ki özel alanı söylüyor. Diyor ki ben yetiştirdim çocuklarımı. Anne daha az baktı. Ben hem çalıştım hem de yetiştirdim diyor.
Tabii ki anne de öldüğü için bunun başka şekilde ispatlanması gerekir. Nasıl ispatlanması gerek? Birincisi bu ailenin bir arada yaşamış olması gerek. Yani Davut Bey, Zeynep Hanım ve çocukların bir arada olması gerekir. Aynı evde oturuyor olmaları gerekir. Ne zaman? Bu 2,5 yıl için. Yani çocukların doğumundan işte 71'de doğmuş, bunun 2,5 yılı. 75'te doğmuş, 2,5 yıl. 77'de doğmuş, 2,5 yıl olan süreler. Bunlar emeklilik hakkı verdiği için bu sürelerde ailenin birlikte olması gerek ve anne babanın da beraber bu çocuklara bakmış olması gerek. Peki bunu nasıl ispatlayacağız? Çok basit. Bunları genellikle, ki zaten Alman Emeklilik Kurumu'nun istediği de budur, kayıt dairelerinden, yani Einwohnermeldeamt'lardan anne, baba ve çocukların birlikte ikamet ettiklerini, aynı evde ikamet ettiklerini gösterdiği Erweiterte veya Ausführliche Meldebescheinigung dediğimiz ayrıntılı ikamet belgelerini temin edip kuruma ibraz ettiğimizde veya kurum kendisi ibraz ettiğinde bu anlaşılabilir ki zaten Davut Bey, Zeynep Hanım ve çocuklar hep bir arada yaşamışlar ta ki Türkiye'ye kesin dönüş yapıncaya kadar. Burada bizim örneğimizde sorun yok bu yönüyle. Ancak ailenin içerisinde kim bu çocuklara daha çok baktı? Şimdi burada elbette ki Alman Emeklilik Kurumu kendi kayıtlarına bakıyor öncelikle. Şimdi baba ne kadar çalışmış, hangi sürelerle çalışmış, anne hangi sürelerle çalışmış, çocuklara kim daha çok zaman ayırmış ve çocuklara bakmış. Şimdi her ne kadar Zeynep Hanım ve Davut Bey Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra 85'te primlerini iade alsalar da Alman Emeklilik Kurumu'nda kayıtları duruyor. Yani çalışma kayıtları, hizmet cetvelleri duruyor. Sadece primi iade aldıkları için bu çalışma sürelerinin karşılığında prim yoktur. Yani prim miktarı yoktur. O kadar. Ama çalıştıkları burada görülüyor. Buradan kontrol ediyor Alman Emeklilik Kurumu. Eğer bir hak doğuruyorsa buradakiler, ona göre de kararını veriyor. Ama bizim olayımıza baktığımız zaman Davut Bey evet tek başına başvuruyor. 2006'da vefat eden rahmetli Zeynep Hanım'la karşılaştırdığımızda Davut Bey tam zamanlı çalışmış, hep çalışmış, gitmiş, fabrikada çalışmış, firmada çalışmış, gelmiş evine, akşam yatmış, işte vardiyasına gitmiş ama evde çocuklara anne bakmış, Zeynep Hanım bakmış. Bu görünüyor. Zeynep Hanım zaman zaman çalışmış olsa bile onun çalışmaları çok az, hep çocuklara zaman ayırmış. Bu açıkça sadece bu belgeden bile görünüyor. Serbest meslek sahibi de olabilirler. Bunun da ispatlanmasını ister Alman Emeklilik Kurumu. Sen serbest çalışma yaparken çocuklara nasıl baktın diye Davut Bey'e sorar. Ama dediğim gibi kayıtlara baktığında objektif, tarafsız bir şekilde bu belgelerin bunu teyit etmesi gerekiyor. Ama bizim olayımızda Davut Bey tam zamanlı çalıştığı için maalesef kendisine bu 3 çocuk yetiştirme süreleri tahsis edilmez. Dolayısıyla sigortalılığı olmaz. Hatta bu konuyla ilgili olarak bir de yargı kararı sizinle paylaşayım. Bir olayımız yargıya intikal ediyor. Bir baba 2001'de doğan bir çocuğunu annesiyle birlikte beraber büyütüyorlar. Tabii ki buradaki örnek 1992'den sonra ama aynı kural geçerlidir. Yani bu ağırlıklı yetiştirme, überwiegend Erziehung dediğimiz ağırlıklı yetiştirme kuralları bunlar için de geçerlidir. 2001'den 2009'a kadar aile birlikte, anne, baba, çocuk beraber oturuyorlar, ikamet ediyorlar. Anne baba beraber bakıyor ama baba otobüs şoförü olarak çalışıyor ve tam zamanlı olarak çalışıyor. Anne ise hiç çalışmıyor. 2009'da boşanıyorlar. 2010'da da anne çocuğu ve babayı terk edip kendi ülkesine geri dönüyor. Baba şimdi başvuruyor Alman Emeklilik Kurumu'na ve diyor ki bu süreleri, yani 2001'den sonra 3 yıllık süre, yani 2001, 2002, 2003, 2004'e kadar olan, kendisine de emeklilik hakkı veren bu süreler benim adıma tahsis edin çünkü bu çocuğa ben baktım diyor. Ağırlıklı olarak ben baktım, hep ben baktım diyor. Bunun incelemesini yapıyor ve Alman Emeklilik Kurumu bu talebi reddediyor. Diyor ki sen zaten çalışmışsın. Sen ne zaman baktın? Anne çalışmamış, evde kalmış, çocuğuna bakmış, okula götürmüş, getirmiş. Ama baba bunu iddia ediyor. Avukatı aracılığıyla başvuruyor. Red kararına karşı
Darmstadt Sosyal Mahkemesi'ne dava açıyor. Sosyal mahkeme de bu talebi reddediyor. O da aynı gerekçelerle reddine karar veriyor. Daha sonra bu karara karşı da istinaf yoluna, yani itiraz yoluna, beruf yoluna başvuruyor davacının babanın avukatı ve olay Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi'ne geliyor. Eyalet Mahkemesi 2023'te verdiği kararda hem Alman Emeklilik Kurumu'nun hem de Darmstadt Sosyal Gericht'in, yani sosyal mahkemenin vermiş olduğu kararı doğru olduğuna karar veriyor ve bu itiraz başvurusunu reddediyor. Sebep olarak da diyor ki sen evet bununla birlikte yaşamışsın ama 2009'a kadar o 3 yıllık sürede anne bakmış. Daha sonra anne terk edip çocuğu bıraktıktan sonraki sürede tek başına bakmışsın. O sürelerde ben sana zaten versem bir anlamı yok. Sen emeklilik hakkı veren o ilk 3 yılı, yani 36 ayı alamazsın. Bununla ilgili bana inandırıcı delil gösteremedin ki davacı davada efendim ben işte çocuğu otobüste yanımda çalışırken yanımda götürdüm, bütün gün gezdirdim, okuldaki toplantılarına katıldım, veli toplantılarına katıldım, bununla ilgili şahitler gösteriyor veya iş yeriyle çocuğuna bakmak için iş saatlerini ayarlamaya ilişkin bazı belgeler veriyor ama mahkeme bunları maalesef kabul etmiyor, inandırıcı bulmuyor ve önemli olan da bu 3 yıl içerisinde çocuğun doğumundan 2001'den 2004'e kadar olan süreyi de ispatlayamadın diyor ve davayı reddediyor. Gördüğünüz gibi oldukça zor bir ihtimal. Kısacası şunu söyleyebilirim. Evet, böyle bir imkan var mı? Var. Baba başvurabilir mi? Eğer anne vefat ettiyse tek taraflı başvurabilir. Evet. Eğer baba tek başına ayrı olarak yetiştirmemişse çocuğu, ortak yetiştirme halinde bunu almak oldukça zordur. Çünkü o yılları düşünelim. 60'lı, 70'li, 80'li yıllara gelmişsiniz. Zaten anneye, babaya oturum o dönemde Almanya'da 3 ay, 6 ay veriliyor ve çalışma izni de o kadar veriliyor. Dolayısıyla siz çalışmak zorundasınız. Yeniden çalışma izni alabilmek için babalar özellikle çalışmak zorundalardı ve genelde de çalışıyorlardı. Anneler genelde evde duruyorlardı. Babanın çalışmasına istinaden oturum alıyorlardı, oturumlarını yeniliyorlardı. O nedenle de genelde benim gördüğüm kadarıyla bu babaların çocuk yetiştirme sürelerini, o yıllardaki çocuk yetiştirme sürelerini üzerlerine almaları hemen hemen imkansıza yakın bir ihtimaldir. Ama var böyle bir imkan, eğer ispatlanabiliyorsa o dönemde işte baba çalışmamıştır, arbeitslos'dur, anne de evdedir ama daha çok baba ilgilenmiştir. Buna ilişkin delil getirilebilirse ve bunlar da ispatlanırsa Alman Emeklilik Kurumu'na olabilir ama bunun dışında maalesef olamaz. Peki ben bu konuyu sizinle ayrıntılı bir şekilde elimden geldiğince kısaltarak anlatmaya çalıştım. Başka bir konuda, başka bir videomuzda buluşmak üzere. İyi günler.